Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, biz münazarata başladık ama henüz başlayamadık. Sebebine gelince, münazaratın tamamıyla alakalı olduğu için hatırlarsınız, dün üstadın 1950'de neşredilince bu kitap, üstadın tavsiyesiyle talebelerinin yazdığı mukaddimeyi okuduk. Şimdi de üstadın münazarat hakkında yazdığını okuyacağız. Önemli çünkü. Biliyorsunuz şarttaki aşiretlerin sorularına, şeyhlerin sorularına cevap olarak hazırlanmış. 1911'de neşredilen bu kitap daha sonra Bediüzzaman Hazretleri tarafından tekrar gözden geçirilip tahsis edilmiş ve neşredilmiş. Şimdi üstadın mektubunu okuyalım. Aziz kardeşlerim, Eski Said'in matbu eski eserlerinden birisi elime geçti. Eski Said dediği Bediüzzaman Hazretleri'nin iki hayat devresi var. Bunlardan birincisi 1922 yılına kadar. O dönemde Bediüzzaman büyük bir allame, büyük bir İslam alimi. O sıfatla kitaplarını değerlendirmek lazım. Ve yazdığı eserler hep akademik. Biraz sonra okuyacağız. Sadece kitabın kapağındakini bile mantık bilmeyenler anlayamazlar. Gerçi bu Reçetetül Avam. Avam da anlayacak meseleler var ama bu kitapta. Fakat akademik. 1922. 1922'den sonra ise orada Allame ve Bediüzzaman konuşuyor. Yani muhakematta, münazaratta vesairede. İşaret Hüccaz da dahil buna. Ama 1922'den sonra Yeni Said. Artık vazifeli bir Bediüzzaman. Yani benim şahsi kanaatim ahir zaman müceddidi. Bu benim kanaatim. Kanaatini söylemek hiç ayıp değil. Bana göre ahir zamanda gelecek beklenen Hazreti Mehdi. Ama bunu illa birisine zorla kabul ettirmek vesaire hiç kimsenin hakkı değil. Ben böyle iman ediyorum. Şimdi bu dönemde yazdıkları tamamen sünuhat-ı kalbiye. Yani bir nevi Kur'an'ın tercümanı. Bir örnek vereyim. Artık burada Allame Bediüzzaman değil. Kur'an'ın hizmetkarı olan Bediüzzaman konuşuyor. Bir nevi Kur'an'ın tercümanı. Mesela örnek vereyim size. Cehennem nerededir sorusuna muhakematta cevap vermiş. Okuduk bunu. Ancak alimler anlar. Ama mektubatta cevap vermiş. İlkokul talebesi de anlar. İbn Sina gibi allameler de anlar. Böyle, Risavur böyle. Bunu unutmayalım. Bakalım ne diyor. Eski Said'in matbu eski eserlerinden birisi elime geçti. Merak ve dikkatle baktım. Bu gelen fıkra kalbe geldi. Münasipse mektubat ahirinde yazılsın diyor. O zaman çünkü mektubatın sonundan neşretmiş. Tasihli olan münazaratı. Onun için böyle diyor. Evvela Hürriyet'in 3. senesinde. Hürriyet dediği 1900 biliyorsunuz. Yani 8'de ilan edilen 2. meşrutiyet. Ve 3. sene demek 1911'de. Aşairler arasında, yani aşiretler, şark aşiretleri arasında meşrutiyeti meşruayı, bu kelimeye dikkat edin. Bazıları İttihat Terakki'yi tutmuş. Hayır, Bediüzzaman kimseyi tutmamış. Şeriat dairesindeki her şeyi desteklemiş. Şimdi bana, yani maalesef, yani FETÖ'cüler ısrarla Tayyip Bey'in günahları sana da ait. Sen destekliyorsun. Kardeşim ben onu bir İslam kahramanı olarak destekledim. Hatalarını da yüzüne söyledim. Raporlar yazıyorum. Hala da yazıyorum. Yani Bediüzzaman da öyle. İttihat Terakki'nin hürriyet talebini meşru dairede olmak şartıyla diyor. Hürriyet-i şer'iye diyor. Meşrutiyet-i şer'iye diyor. İslam'ın meşru dairedeki meşrutiyeti. Aşaire tam bildirmek. Çünkü onlar küfür nizamı demişler. İsyan başlamış. Kürt isyanı. Ve kabul ettirmek için Ertuş aşaire içinde. Aşiretleri arasında hususan Küdan ve Mamhuran'a verdiği ders. Bu münazaratta bunlar var. Yani bunu okumadan da sen anlayamazsın yani. Ve 1329'da Matbaa-i Ebu Ziyad'a tab edilen bu işte. Tamam. 41 sene evvel tab edilmiş. 41 sene demek 1911'den 41'i de eklersen kaç sene eder? Söyle daha. 1952. 52'de. 51'de zaten. Aynen öyle.
Fakat maalesef 20-30 seneden beri arıyordum. Bulamamıştım. Bu defa birisi bir nüsha bulup bana göndermiş. Ben de eski Said kafasını alıp Venis ve yeni Said'in sünuhatıyla, sünuhat kalbe gelen ilhamlar demek, dikkatle mütalaa ettim. Yani o tasihler öyle yani. Efendim birileri, bir kısım maalesef Kürtçülük peşinde koşanlar, vay Bediüzzaman'ın talebeleri bunu tarif ettiler. Ulan ne tarifi? Bediüzzaman kendisi tasih etmiş. Kaldı ki tarif edebilmek için şu kitabı yok etmek lazım. Benim bunu esas alışımın sebebi bu. Göstereceğim. Yeri gelince bak, biz tarif etmedik. Bediüzzaman değiştirmiş. Mesela 42. sayfadan itibaren neşredin demiş. Daha önceyi neşretmeyin demiş. Ama biz hepsini okuyacağız. Anladın mı meseleyi? Bana göndermiş. Ben de eski Said kafasını alıp ve yeni Said'in sünuhatıyla dikkatle mütalaa ettim. Anladım ki eski Said acip bir hissi kablel vuku ile, sanki gelecek cumhuriyetin kuruluşunu, ilk reisin, ikinci reisin dine karşı aldığı tavırları önceden hissedermiş gibi 30-40 sene sonra şimdi vukua gelen vukuat-ı maddiye ve maneviye hissetmiş. Hakikaten öyle. Maddi ve manevi olayları. Ve Bedevi Ekrat aşairi perdesi altında. Yani güya Kürt aşiretleri arkasında bu zamanın medeni perdesini kendilerine maske yapan ve vatanperverlik perdesi altında. Bak bak bak. Biliyorsun Mustafa Kemal, İsmet İnönü ondan, yani ta Demokrat Parti'ye gelen iktidarlar hep Türkçülük, vatanperverlik, bunları da Bediüzzaman ve dindarları da devlet düşmanı, millet düşmanı, vatan haini. Bak vatanperverlik adı altında. Ziya Gökalp de öyle. Ben ona Gökalp demiyorum. Bediüzzaman iki kişiye açıktan kafir demiş. Birisi Mustafa Kemal'dir, birisi Ziya Gökalp'tir. Yoksa kimseye kafir dememiş Bediüzzaman. Şimdi dinsiz ve hakiki bedevi, yani CHP'nin ilk zihniyeti ve hakiki mürteci, bu kelime de çok enteresan. Bu mürteciyi nerede kullanıyor? 1935'te Eskişehir Mahkemesi'nde. Sonradan Bediüzzaman bu ifadeyi değiştirmiş. Ağır Ceza Reisi'ne diyor ki, siz diyor bize iki kulp takıyorsunuz. Biri mürteci kulpu diyor. Yani gerici. Anlatabildim mi? Sebebi de çünkü sizin diyor reisiniz mürtet sıfatını taşıdığı için siz de bize mürteci diyorsunuz diyor. Açıkça söylüyor Mustafa Kemal'in hayattayken mürted olduğunu, dinden çıktığını. İkincisi de diyor, siz bize diyorsunuz ki dini siyasete alet ediyorsunuz. Çünkü siz diyor siyaseti dinsizliğe alet ediyorsunuz. Ya iki kulp. Yani bu milleti İslamiyet'ten evvelki adetlerine sevk eden hainleri. Bunlar kim? Kafa tasçı Türkçüler bunlar. Özellikle yani Türk ocakları 1944'e kadar zannedersem, bunu ben açıkladım bu kitabımda. Şu anda oradan okuyorum zaten. Tamamen dinsizlik adına kullanılmış Türkçülük. Dinsiz ve hakiki böyle görmüş gibi onlarla konuşup başlarına vuruyor. Sadece yani Kürtlere değil yani. Herkese hitap ediyor bu münazarat. Saniyen, ikincisi, o matbu eserin, yani bu kitabın 105. sayfadan ta 109'a kadar parçaya dikkatle baktım. O zaman da aşiretlere ders verdiğim o sorular ve cevaplar vaktinde mühim bir veli işlerinde bulunuyormuş. Yani cevap verdiği adamlar arasında veli var. Benim de haberim yok. O makamda şiddetli itiraz etti. Bana yani diyor. Dedi, sen ifrat ediyorsun. Hayali hakikat görüyorsun. Bizi de tahkir ediyorsun. Ahir zamandır gittikçe daha fenalaşacak. Ama Bediüzzaman hep müjde veriyor. O müjdelerinden rahatsız oluyor o veli. O vakit ona karşı matbu kitapta şöyle cevap vermiş. Herkese dünya terakki dünyası olsun. Yalnız bizim için mi tedenni gerileme dünyasıdır? Öyle mi? İşte ben de sizinle konuşmayacağım. 1911'de konuşuyor bunu. Gelecek İslam'ındır diyor. Şu tarafa dönüyorum, müstakbeldeki insanlarla konuşacağım. Ey 100'den ta 300 seneden sonraki yüksek asrın arkasında gizlenmiş
1300 seneden sonra. Bizim asrımıza işaret ediyor. Sakitane benim sözümü dinleyen ve bu nazarı ve bir nazarı hafiyi gaybi ile, gaybtan gizli bir gözle beni temaşa eden Saitler, Hamzalar, Ömerler, Osmanlar, Yusuflar, Ahmetler size hitap ediyor. Aman ya Rabbi ya. 1911 bu. O zaman Osmanlı yıkılmış, iş bitmiş, millet dinsizleşmiş diyorlar. Ümide bak. Tarih denilen mazi derelerinden sizin yüksek istikbalinize uzanan telsiz telgraf ile sizinle konuşuyorum. Ne yapayım? Acele ettim, kışta geldim. Bize diyor ha, siz inşallah cennet asa, cennet gibi bir baharda gelirsiniz. Şimdi ekilen nur tohumları zemininizde çiçek açacaklar. Sizden şunu rica ederim ki, mazi kıtasına geçmek için geldiğiniz vakit mezarıma uğrayınız. O çiçeklerin birkaç tanesini mezar taşı denilen, kemiklerimi misafir eden toprağın kapıcısının başına takınız. Müthiş bir şey ya. Zaten Allah Allah, eski Said çoğu hayatı o medresenin hayaliyle geçmiş. Medrese dediği Medrese-i Zehra. Risale-i Nur hizmeti işte. Ve o makbul risalenin 147. sayfasından ta 157. sayfaya kadar Medrese-i Zehra'nın tesisine ve faydalarına dair ehemmiyetli hakikatları yazmış. Bir fali hayırdır ki, hayırlı bir fal. Fal demek yani biliyorsun Kur'an falı da var. 25 senelik dehşetli ve medreseleri öldüren istibdadın Mustafa Kemal dönemi ve İnönü dönemi kırılmasıyla marif vekili Tevfik, bu şey Adnan Menderes'in bakanı, maliye şey eğitim bakanı, Van'da Şark Üniversitesi namında 1955'te Medrese-i Zehra'yı inşa etmesine karar vermesi ve ümidim haricinde Reis Celal Bayar mühim meseleler için Tevfik'in fikrine iştirak etmesi, yani bu Erzurum Atatürk Üniversitesi'ni kastediyor. 1955'te karar vermişler. Eski Said'in 40 sene evvelki sözü ve ricası doğru çıkacağını gösteriyor. Yani hep bu kitaptaki ümitleri bu mektubu okumadan da edemedim. Yani. Şimdi 45 sene evvelki cevabının izahında 3 dikkat, 3 hakikat beyan edilecek. Ben böyle cevap verdim ama eksiği var diyor. Birincisi eski Said bir hissi kablel vuku ile önceden hissederek iki acip hadiseyi hissetmiş. Çok şaşılacak olay. Fakat rüyayı sadıka gibi tabire mühtaçmış. Olayları hissetmiş ama tevil edilmiş, yorumlanması lazım. Hani insan her rüyada gördüğü aynen çıkmaz. Yoruma mühtaç. Nasıl bir kırmızı perde ile beyaz veya siyah bir şeye bakılırsa kırmızı görünür. O da siyaset-i İslamiye perdesiyle bakmış 1911. Çünkü Bediüzzaman siyaset alanında başarı görüyor. Münazaratta hep öyle. Yeniden Osmanlı ihya edilecek diye düşünüyor. Ha, o hakikate bakmış, hakikatin sureti bir derece şeklini değiştirmiş. Sanki yeniden İslam devleti kurulacakmış gibi. O hazır büyük veli dahi, yani o dinleyenlerin içinde olan veli, dahi yanlışını görüp o cihette şiddetle itiraz etmiş. İşte o hakikat iki kısımdır. Bediüzzaman'ın yanlış yerde gördüğü hakikat veya yorumlamadığı hakikat. Birincisi, bu Osmanlı ülkesinde büyük bir parlak nur çıkacak demiş. Hatta hürriyetten evvel, yani 1908'den önce pek çok defa talebelere teselli vermek için bir nur çıkacak. Gördüğümüz bütün fenalıklara karşı bu vatana saadet temin edecek diyordu. İşte 40 sene sonra Risale-i Nur. 1926'da. 40 sene sonra dediği o. O hakikati kör gözlere dahi gösterdi. Yani ta 1911'de söylemiş bunu. 40 sene sonra deyince ne olur? Söylesene. 11'e 41, 51 işte bu. 51'de basılmış ya bu. Demek ki Bediüzzaman bunu hep anlatıyor. Yani diyor eski Said'in o gördüğü nur siyaset dairesinde zannediyordu. Halbuki Risale-i Nur tarzında
bütün İslam'ın ve imanın hakikatlerini cevap veren Risale-i Nur'dur diyor. Birinci tevil hatası bu. İkincisi ha işte nurun zahiren kemiyeten dediği sayı itibariyle dar cihetine bakmayarak, yani güya işte ne kadar nur talebesi var ise oradan istifade eden ki ona bakmayarak, hakikat cihetinde keyfiyeten geniş ve fevkalade menfaatini hissetmez suretiyle, hem de siyaset nazarıyla bütün memleketi Osmaniye'de olacak gibi ifade etmiş. Yeniden Osmanlı ihya olacak demiş. O büyük veli onun dar daireyi geniş tasavvurundan ona itiraz etmiş. Demek veli de iyiymiş yani. Hayali hakikat görüyorsun demiş o veli zat. Hem o zat, Allah Allah, hem o zat haklı, hem eski sahip bir derecede haklıdır. O zat haklı. Siyaset aleminde olmayacak sahip demiş. Bunu hissetmiş. Eski sahip haklı, böyle bir nurun çıkacağını görmüş ama siyaset dairesi yerine iman hakikatleri dairesinde. O da haklı. Çünkü Risale-i Nur imanı kurtarması cihetiyle o dar dairesi madem hayat-ı bakiye ve ebediyeyi imanla kurtarıyor, 1 milyon talebesi 1 milyar hükmündedir o zaman. Şimdi maşallah milyonları geçmiş. Yani 1 milyon değil, belki 1000 insanın ebedi hayatını temine çalışmak, 1 milyar insanın fani dünya hayatını ve medeniyet hayatını, yani medeniyetine çalışmaktan daha kıymetdar ve manen daha geniş olması, eski Said'in o rüyayı sadıka gibi olan hissi kablel vuku ile o dar daireyi bütün Osmanlı memleketini ihata edeceğini görmüş. Bu mektup okunmadan münazarat anlaşılmaz. Belki inşallah o görüş 100 sene sonra nurların ektiği tohumların sümbürlenmesiyle aynen o geniş daire nur dairesi olacak. Onun yanlış tabirini sahi gösteriyor. Şu anda 60 küsur memlekette risavur medreseleri var. İkinci hakikat neymiş bakalım. Yani münazaratta görüp de aslında başka türlü olan hakikat. 40 sene evvel eski Said, yani 1911'de bu matbu kitabetlerinde, yani şu kitapta, münazaratta, İşarat-ı Hicaz'ın baştaki ifade-i meramında vesair eserlerinde musırrane, ısrarla ve mükerreren tekrar tekrar talebelerine diyordu ki, hem maddi hem manevi büyük bir zelzele içtimai, sosyal bir sarsıntı meydana gelecek demiş. O da işte manevi sarsıntı. Mustafa Kemal ve İsmet İnönü ile gelmiş. Bunu da farklı yorumlamış. Sarsıntı ve beşeri, insanlık müthiş bir sarsılma yaşayacak. Benim dünya terkiyle inzivamı ve mücerret kalmamı gıpta edecekler diyordu. Hatta hürriyetin birinci senesinde, yani 1909'da İstanbul'da Cami-ül Ezher'in, bak çok önemli, Ezher Üniversitesi'nin reis-i üleması olan Şeyh Bahit Hazretleri İstanbul'da eski Said'e sordu. Bak cevaba bak, iyi dinle. Ma tekulu fi hakki hâzihil hürriyetil Osmaniye vel medeniyetil Orobiye. Bu Osmanlı Devleti'nin hürriyetle başlayan hareketi, yani 1908'le ikinci meşrutiyet ve Avrupa medeniyeti hakkında ne diyorsun? Said cevaben demiş. İnnel devletel Osmaniye hamiletun bi devletin Avrubaiye fesetelidu yevmemma. Osmanlı Devleti bir Avrupa Devleti'ne hamile, bir gün doğuracak. Doğurdu Türkiye Cumhuriyeti. Vel Avrupa, Avrupa da hamiletun bil İslamiyeti fesetelidu yevmemma. Avrupa da bir İslam Devleti'ne hamile, o da doğuracak. Ben onun için buradayım 20 senedir. Bu bir devlet olmayabilir ama Avrupa'da böyle bir mana tahakkuk edecek. Yani Osmanlı hükümetindeki hürriyete, hürriyet dediği 1908 meşrutiyetin ilanı. Ne diyorsun ve Avrupa hakkında fikrin nedir? O vakit eski Said demiş, Osmanlı hükümeti Avrupa ile hamiledir. Avrupa gibi bir hükümeti doğuracak. Avrupa da İslamiyetle hamiledir. O da bir İslam devleti doğuracak. Şeyh Bahit'e söylemiş. O allame zat demiş, ben de tasdik ediyorum. Beraberinde gelen hocalara dedi, ben bu zatla münazara edip galip gelemem. Birinci tevellüdü gözümüzle gördük. Birinci tevellüt dediği gayet açık. Yani nedir? Cumhuriyetin kuruluşu ile dinden uzaklaşma. O doğum gerçekleşti.
Osmanlı Devleti bir Avrupa Devleti'ni doğurdu. Şüphen var mı? Bir çeyrek asır Avrupa'dan daha dinden uzakız. İkinci tevellüt de Avrupa'nın bir İslam Devleti doğuruşu inşallah 20-30 sene sonra çıkacak. 1951'de diyor bu. 80'li yıllar. İslamiyet burada gelişmeye başladığı yıllar. Çok emarelerle hem şartta hem garpta Avrupa içinde bir İslam devleti çıkacak. Üçüncü hakikat, bunu da okuyalım. Hem eski Said hem yeni Said hem maddi hem manevi büyük bir hadise Osmanlı memleketinde büyük ve dehşetli ve tahribatçı bir zelzele-i beşeriye. Yani insanoğlu sarsılacak. Osmanlı memleketinde olacak diye hissi kablel vuku ile eski Said mükerrer ve mısırrane haber veriyordu. Halbuki o his ile nur meselesinin aksiyle gayet geniş daireyi dar görmüş. O da 1. 2. Dünya Harbi. Gerçekten de tam bir deprem. Zaman onu 2. Harbi Umumi ile, 2. Dünya Savaşı ile tam tasdik ettiği halde onun o çok geniş daireyi Osmanlı memleketinde gördüğünü şöyle tabir ediyor ki: İkinci Harbi Umumi beşere ettiği, insanlığa verdiği tahribat azime, büyük tahribat. 70 küsur milyon insan ölmüş. 80 küsur milyon. İkinci Dünya Harbi'nde. Çok geniştir. Gerçi çok geniştir. Fakat hayat-ı dünyeviye ve bekasız medeniyete baktığı cihetinde Osmanlı'daki tahribata nispeten dardır. Osmanlı'daki tahribat daha büyük. Osmanlı'daki manevi zelzele, hayat-ı ebediye ve saadet-i bakiyenin zararına bir tahribat, enteresan ya. Ve bir zelzele-i maneviye İslamiye manen o ikinci harbi umumiden daha dehşetli. Türkiye'nin Kemalizmle idare edilmeye başlanması ikinci dünya harbinden daha büyük bir sarsıntı. Olmasından eski Said'in o yanlışlığını tasfiye ediyor ve rüya-i sadıkasını tam tabir ediyor. Ve o hissi kablel vukuunu gözlere gösteriyor. Ve bu o muteris hani ehli velayeti zahiren haklı fakat hakikaten eski Said'in o hissi daha haklı olduğunu ispatla o veli zatın itirazını tam reddediyor. Evet, işte Bediüzzaman. İşte Bediüzzaman. Bir iki lokma hiç olmazsa başlayalım değil mi? Daha henüz başlayamadık yani. Gerçi başlayamayacağız da. Zaten kapağını okuyacağız daha. Önce kapak. Aç bakalım kapağını. Kapak birinci sayfaya. Azametli, bahtsız bir kıtanın. Kıta dediği Asya kıtası. Büyük ama bahtsız. Şanlı, talihsiz bir devletin. Yani Osmanlı Devleti'nin. Değerli, sahipsiz bir kavmin. Bu da Kürt milleti. Çünkü üstad bunu Kürtlere karşı yazmış. Bir adı da Reçetetül Ekrat. Yani reçetesi. Ne demek? Onların dertlerine, yaralarına ilaç yazmış. Veyahut bir diğer adı da Bediüzzaman'ın münazaratı. Yani şeyhlerle, ağalarla, alimlerle şart aşiretlerinde yaptığı tartışmalar. Münazara ilmi. Merak edenleri tavsiye ediyorum. Önce şu kitapçığımızı okusunlar. Oldu mu? Şimdi gelelim buraya. Kardeş, o kadar zor ki Bediüzzaman. Önce okuyalım, sonra açıklayalım. Şu kitap mütebayin insanlara. Birbirinden farklı demek. Mütebayin. Ama manası ayrı. Talikatı okumadan öyle kuru mana verilmez. Okuyacağız bir parça. Küçük bir paragraf. Mütenafi üsluplarda, yani birbirine aykırı giden üsluplarda, mütegayir hakikatlere, birbirinden başka olan gerçeklere dair, mütehalif vakitlerde, birbirinden farklı olan vakitlerde söylendiğinden, ona temaşa eden zat yamalamak için bir elinde iplik, çünkü çok farklı yerlerde konuşulmuş, öbür elinde müsamaha. Yani hoşgörüyle bakacak bu kitabıma. Bir gözüne rıza, yani memnuniyet. Bediüzzaman çok güzel bir şiir naklediyor. Bir şeye rıza gözüyle bakarsan kusurlarını görmezsin. Ayıp gözüyle bakarsan güzelliklerini de kusur zannedersin. Öbür gözüne dikkat.
gözlüğü takarsa alsın. Ve illa yoksa da bu kitabımı hiç okumasın. Bediüzzaman ne dedik? İlimle konuşuyor. Ne demek mütebain? Ne demek mütenafi? Ne demek mütegayir? Ne demek mütehalif? Bunlar mantık tabirleri arkadaşlar. Hepsinin ayrı ayrı manaları var. Bak. Şimdi bak. Eğer anlatabildim mi? İki şey arasında benzerlik varsa temasül diyoruz. Bak bu kitapla seninkinin sana verdiğim nüsha temasül. Ama yoksa anlatabildim mi? Tehalüf. Anlatayım mı? Yani birbirine benzemiyorsa tehalüf. Burada nerede kullandığı tehalüfü? Farklı farklı zamanlarda. Aynı zaman değil. Peki başka bir şey meselesi. Şimdi şöyle. Eğer bir şey, iki şey bir arada toplanamaz durumdaysa tegayür. Doğru. Bu kitaptaki münazarattaki hakikatları aynı konu altında toplayamazsın. Farklı farklı konular. Enteresan bir şey ya. Ulandı. Ya o zaman aynı konuda toplayabilirsen tekabül. Ulan çok müthiş bir şey ya. Başka bir mesele tebayün ne peki? Bak bak tebayüne bak. Tebayüne bak. Yani eğer iki tarafta da anlatabildim mi? Varlık söz konusuysa. Yani ne demek? Adam diyor ki hem alim hem şeyh. İkisi de doğruysa birbirinden farklı insanlar. O zaman tebayünü kullanabiliyorsun. Anladın? Ama ifade edebildim mi? Yani o kadar önemli ki. Yoksa ne diyorsun onlara da? Tezayüf diyorsun. Burada önemli. Yani hulasa-i kelam. Şunun için ben konuştum bunu. Yani bu kelimeler de hep böyle hikmetli kullanılmış kelimeler. Demek bu kitap farklı insanlara, yani farklı derken aynı özelliklere sahip olabilir. Ha. Ayrıca birbirinden farklı üsluplarda, birine alimce, birine avam diliyle, birbirinden tamamen başka hakikatler, biri fizikten bahsediyorsa münazarada, biri siyasetten bahsediyor bir konu, farklı farklı konular, mütehalif vakitlerde, tamamen ayrı ayrı vakitlerde, söylendiğinden ona temaşa eden zat yamalamak için bu ayrı ayrı konuştuklarımızı bir araya getirmek için bir elinde iplik olacak birleştireceksin. Öbür elinde müsamaha yani parça parça yerlerde konuştuğumuz gibi farklı farklı insanlara hoşgörüyle bakacaksın üslubumuza. Bir gözüne rıza hep memnuniyet gözüyle bakacaksın. Öbür gözüne dikkat. Öyle yani rastgele konuşmuyoruz. İlmi konuşuyoruz. Dikkat et diyoruz. Gözlüğü takarsa alsın. Ve illa yoksa bunun gerisi okumasın. Konstantiniye. Bak İstanbul'un adı kullanılıyormuş o zaman. Eski adı. Matbaa-i Ebüzziya 1329. Neredeyiz? Biraz başlayalım ya. Yanlış mı söylüyorum? Çok şey yaptık mı seni? İyi dinle. Gerçi başlarsak bakalım. Bakalım. Ha, başlayacağız. Ya ne yapalım? Evet, evet. Burada bazı şeylere bakacağım. Onun için böyle dikkat ediyorum. Oldu mu güzel kardeşim? Yani yoksa bu iş yürümez. Ya eyyühen nadir. Ey benim bu kitabıma bakan adam. Okuyan adam. Hasenatı seyyiatına, yani bu kitabın iyilikleri kötülüklerine galip. Anlatan çok güzel kural veriyor önce. Yani iyilikleri kötülüklerine, savabı hatasına, doğru söyledikleri yanlış söylediklerine tereccüh edenler, ağır basanlar mağfiret ve affe müstahaktırlar. Yani onlar affedilirler. Ben de diyorum bu kitabımda güzel şeyler de var ama yanlış şeyler de olabilir. Onun için sen ağırlık hangisindeyse beni affet diyor. Müthiş bir mukaddime bu. İfade-i meram bu. Ve uzunca bir mazeret. Meram ne dedi? İfade-i meram ana maksadını ifade. Kitaptan gaye onu okumadık değil mi? Allah Allah.
Bak burada da bir kelime zikretmişler. Birisi yazmış. Hal aldatıyor. Yani şu andaki durum aldatabilir sizi. Aldanmayınız. İstikbal hesabına konuşuyor. Bediüzzaman gelecekle ilgili konuşuyor. Sanki o devirde bunu konuştuğu zaman 1911'de bir kısım hakikatler yok diye, anlatabildim mi? Yani kafanız karışmasın. Öyle dinleyiniz. Ulan Bediüzzaman ya ne harika konuşmuş ya. Demek ifade-i merab ve uzunca bir mazeret. Ya eyyühen nazır, ey bu kitabıma bakan adam. Hasenatı seyyiatına, iyilikleri kötülüklerine, savabı hatasına tereccüh edenler, ağır basanlar mağfiret ve affe müstahaktırlar. Takip edebiliyor musun? Sana Osmanlıca da öğretir ha bu. Yaptım, bir kurs aldım. Osmanlıca. Aferin sana. İşte, bak bu çok önemli. İşte iki inkılap. Yani bura çok önemli bir mesele. Ne demek iki inkılap? Birisi meşrutiyetin ilanı 1908. Diğeri de 31 Mart olayları. 31 Mart da bir inkılap. Abdülhamit devriliyor, yerine İttihat Terakki hükümeti geliyor. Yani iki inkılap. İki inkılap dediği biri meşrutiyetin ilanı, diğeri de 31 Mart. Beni iki telif-i müşevveşe, biraz karışık iki eseri yazmaya mecbur etti. Nedir o iki telif-i müşevveş? 1911 yılında kaleme alınan 10 ve 11'de muhakemat ve münazarat. İki rihle. Ne demek iki rihlet? Yani iki seyahat var. Biri Şark'a seyahat. 1911'de biliyorsun onun sonuna doğru çıkmış. Şark'a gezmiş. Biri de Şam seyahati. İki rihle dahi iki kitabı, yani bu muhakematı ve de münazaratı ilham ettirdi. Anladın? Her şey gibi, şifre gibi değil mi? Tarihi olayları bilmeyen anlamaz. Şu eserlerden her birisi, yani hem muhakemat hem de münazarat, Kürt olduğu gibi, yani farkı yok, Kürtler de okusa aynı. Hakikat çünkü geneldir. Aynı halde Türk. Aynı zamanda Türktür. Yani Türkler de okusa anlar. Aynı vakitte Arap'tır. Yani ikisi de. Zaten muhakemat adı üstünde Kur'an'ın usulü. Usulü tefsir gibi. Tefsir mukaddimesi zaten. Güya her bir eser, her bir kitap ikisinin de Arapça telif edilmiş önce. Bunu da söyleyeyim. Hem münazara, münazarat hem de muhakemat. Arap abasını iktisa. Hani Arapların abası var ya, abyam diyorlar ona. İbrahim Tatlıses diyor ya. Abyasını iktisa demek giymiş. Ve Türk pantolonu giymiş. Yani yeri gelmiş, Türklerin tabirlerini de kullanmış. Anladın değil mi? Aba dediği üzerine Arap cübbesini giymiş. Ama Türk pantolonu giymiş. Külahlı bir Kürttür. Kürtler külah takar ya. Ulan ne harika bir adam ya. Böyle acib-i şekl. Bak iyi dinle. Böyle acib-i şekl. Şekli garip. Bir telif, yani bir kitap yazmak, bir eser. Telif kanununa muhalefetle, yani böyle yazarlık olmaz denilerek telif kanununa aykırı olmakla muahaze, sorumlu olunmamak gerektir. Yani sorumlu tutmayın. Benim bu zaten şekli de farklı iki kitabı hakikaten. Hiçbir o dönemin alimlerinin eserlerine benzemiyor. Çok farklı. Okuduk işte muhakematı. Yani bir belaat kitabı ama bir bölümü, ama hiç belaat kitaplarından farklı. Evet. Benim hakkım sükût idi. Yani Bediüzzaman kendisini söylüyor. Yani benim hakkım susmaktı. Zira acizim. Yani gücüm yok o kadar. Tabii bu şey yani tevazu. Bilirim. Asarım, yani yazdığım eserler rağbete şayan değildir. Pek fazla ilgi görmez. Layık değil. Rağbet dediği ilgi göstermeye. Fakat işte bura çok önemli. Fakat Sa'di'nin, bakalım Sa'di ne demiş? İşte bura önemli. Garad-ı nakşiski ezma baz manet.
Yani bunu nakşetmenin ana maksadı, ana maksadı bir tabir var burada. Ona bakayım da bir yanlışlık yapmayayım. Yani yazmaktan maksadımız yazılan sözlerimizin devam etmesidir diyor. Farsça bir kelime. Ezma, bazmanet. Yani bu eseri yazmamızın sebebi devam etmesi. Yani bugün anlamasalar da istikbalde gelen gençler anlasın. Anladın? Öyle diyor. Bazmayet. Zira ki hestira bizim bu dünyadaki geçici varlığımız ne mi ya ben bekayı zaten baki olmayacak. Ulan ne tatlı sözler söylüyor ya. Sadi Şirazi bu. Nereden almış acaba? Gülistan'dan almış bunu. Gülistan ve Bostan isimli yani Farsça yazılan en kaliteli kitaplardan birisi biliyorsun ikisi de. Ben babam okuttu bana. Yani Farsça. Gülistan'ı okuttu evet. Ama maalesef Farsçayı kullanmayınca biz de şey yaptık yani perişan olduk yani. Ne demek? Kaybettik yani. Kaybettik. Olan matem alut. Allah Allah. Bu sanki yani ölümle dolu söz bu. Öyle değil mi? Yani çünkü ölümle dolu. Ölüm bulaşığı bir söz bu. Ve hikmet amis ama çok hikmetler gösteriyor. Çünkü başta diyor ki kitap yazmak diyor ana maksadı devam etsin, baki olsun diye. Halbuki bizim bu varlığımız geçici, bekamız yok. Öyle değil mi? Yani burada normalde bir ölüm kokusu alıyor ama hikmetle dolu kelamının, Sadi-i Şirazi'nin bu sözünün verdiği himmet. Bu beni diyor harekete geçirdi. Yani eser yazayım. Ben nasıl olsa faniyim. Geride eserim kalsın. Hem de benim gibi iktidarsızların yine tevazu yapıyor. Mahcubiyetlerini izale eden. Yani mahcup olmamak için gelecek nesillere. Bu da çok enteresan bir şey. Allah Allah. Meydan-ı hamiyete. Yani vatanı milleti düşünme meydanına çıkmışım. Yani hiç olmazsa mahcup olmamak için gelecek nesillere çıkmaya cesaret vermek için. Bunun için de sen yazmış. Numune imtisal olmaya olan arzu. Yani yeni nesillere örnek adam olmaya olan bir arzu var bende de. Hem de eserim bizzat. Bak. Yani bu benim yazdığım kitap bizzat rağbete şayan olmasa da. Yani milletin arzu ve isteğine ilgisine layık olmasa da benim gibi memul olmayan, böyle bir eseri yazması beklenmeyen birisinden küçük bir eser dahi bir nevi antikalık rağbetine. Yahu işte layık olmayan şu adamda bir kitap yazmış. Bir şey layık olmasam bile antika eser gibi ortaya koydum diyor. Hep tevazu. Şayan olmasına olan ümit. Anlatabildim. Yani buna ümidim var. Beni eser yazmaya cesaret vermişlerdir. Bence burada kalalım. Cezakumullahu hayran kethira ve allemenallahu ilmen nafi'a. El Fatiha. Müthiş. Ulan kalem yok mu burada? Şuraya koyayım ki devam edelim değil mi? Çok tatlı değil mi? Osmanlıca ama...